Hasret Tutal Şervan Gülel tarafından öldürüldü. O dönem biz kadın örgütleri, hukuk örgütleri olarak basın açıklamaları yaptık. Zira insan hakları ihlalleriyle ilgili mücadelede sorumluluğumuz bulunmaktadır. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak da hem bu sorumluluğumuz hem de ailenin başvurusu üzerine biz dosyanın takipçisi olduk. Basına da yansıdığı üzere Şervan Gülel birlikte yaşadığı ilişkisi olan Hasret Tutal'ı öldürmüş bulunmakta. Dosyanın duruşması Şanlıurfa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olup 21 Eylül 2022 tarihinde saat 10'da görülecek. Dosyaya ilişkin 6 Haziran'da iddianame hazırlandı. İddianameye göre Şervan Gülel kadına yönelik kasten öldürme suçundan yargılanma talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Savcılık makamınca hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporlarına göre de Hasret Tutal'ın kendisini, Şervan Gülen'in Hasret Tutal'ın silahın elinde olduğu iddiası çürütülmüş bulunmakta. Zira o kadar yakın bir mesafeden kimsenin kendine silah doğrultulamayacağı raporla tespit edilmiş durumda. Hasret Tutal'ın ölmeden önce de vücudunda bulunan darp izleri mevcut. Bu da otopsi raporlarıyla tespit edilmiş durumda. Şervan Gülel'in bu cinayeti işlediğine dair diğer somut deliller yine dosya içerisinde bulunmaktadır. Bütün bunlar bizim Şervan Gülel'i Hasret Tutal'ın öldürdüğü iddiasında kuvvetlendirmektedir. Kadın cinayetlerinin devam ettiği, süre geldiği, son bulmadığı, basına yansıyan, her gün basına yansıyan kadın cinayetleriyle zaten ortada. Kadın cinayetlerinin takip edilmemesi, basında yer bulmaması üzerine kadın cinayetlerine cezasızlık politikasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu açıdan biz de kadına şiddetle mücadele eden tüm örgütlerin bu davayı sahiplenmesini, bu davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz. Kadın kırımı ile mücadelede alanımızı, dayanışmamızı güçlendirmek için herkesi bu duruşmaya davet ediyoruz. Herkes duruşmada bulunmak için çağrıda bulunuyoruz buradan. Bilindiği üzere yine İstanbul Sözleşmesi bir kadın cinayeti sonucu ortaya çıkan bir sözleşmeydi aslında, ama bu sözleşmeden de çekildiği açıklandı. Ve bu sözleşmeden çekildiği açıklandıktan sonra bu cinayet faili olma potansiyeli bulunan kişilere de cesaret verdi. Bu noktada biz yapılan kanuni düzenlemelerin, verilen cezaların, yürütülen soruşturmaların etkin bir şekilde yapıldığında kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında önemli bir yol kat edileceğini düşünüyoruz. Bu noktada da zaten bizim kadın cinayetleriyle, kadına şiddetle mücadele eden örgütlerin bir arada yer alıp bu dosyaları takip etmesi bu noktada çok önemli.